Para kadar bıraktığı bardaklara böceklerin bulaştığını bildiren barbekçi barman büyük barın bitişinde büyük bardakla biraya başladı. Haydi Hobbit çevresine geçelim. Evet arkadaşlar, burada kalmıştık. 41. sayfadayız. 1, 2, 3, 4 tane de dörtlüğümüz var. Sonra normal çeviriye geçiyoruz. Haydi şuradan bir dakika. Safi karıştırdım ya. Ha. The pines were roaring on the head. The pines çam ağaçları demek. Yani çam. Çam ağaçları. Ve roaring burada gürlemek anlamı da var. Uğuldamak. On the head yüksekte. Yani çam ağaçları yüksek yerler. O rüzgardan dolayı uğulduyordu. Yani ağaçtan çam ağaçlarından çıkan sesi söylüyor burada. The winds were moaning in the night. Burada rüzgarlar. Moan da morning burada inlemek demek. Geceleri rüzgarda inliyor. Yine rüzgarın çıkardığı o sesten bahsediyor. The fire was red. İşte ateş kırmızıydı. The flaming. Bu alevler spread yayılıyordu. Yani alevler saçıyordu tarzında. Burada flame fiil olarak kullanılmış. Belirlenenleri yayarak yayılmış bir şekilde yanıyordu. Alev çıkarıyordu. Ateş. Trees like torches blaze with light. Trees ağaçlar like torches. Torch burada meşale demek. Yani meşaleler gibi blaze de parlamak anlamındaymış. Işıkla birlikte bu hangi ışık? Ateşten gelen, yani ateşten gelen ışıklarla birlikte ağaçlar meşale gibi parlıyordu. Yani ateşe bakan yerleri, yönleri. O yüzden tekrar bakalım. İşte burada şey, ormanlık alanda ateş yanıyor, rüzgar bir yandan esiyor. Öyle bir atmosferi anlatmaya çalışmış, değil anlatmış. Biz bu kadarını anlamaya çalıştık. The bells were ringing in the dale. Dale burada dere, vadi anlamı var da vadi daha mantıklı geldi bana. İşte ziller çalıyordu. Nerede? Vadide. Vadide ziller çalıyordu. And men looked up with faces pale. Burada pale solgun demek. Yani erkekler, yani insanlar, yani insan ırkından bahsediyor. Genel olarak men'i öyle kullanıyor. Men and elves falan diyordu ya. İnsanlar ve elfler gibi. İnsanlar böyle solgun yüzle baktılar. Büyük ihtimal bu çalan zili bakıyorlar ve o tarafa bakıyorlar. Burada dragons, ire şey demek. Dragon öfkesi, yani ejderhanın öfkesi. More fierce, fearful, şiddetli. Yani yangın için kullanılıyor genellikle. Bugün bir de BBC'de de şeye başladık. Avustralya'da çıkan yangını çevirmeye. Orada da fierce, bushfires olarak, şiddetli orman yangını olarak bir şey vardı. Daha şiddetliydi. Neden? Ateşten, orada da yanan ateşten. Dragon'ın, yani işte ejderhanın öfkesi daha şiddetliydi. Veya ejderhanın ateşi de olabilir burada. Ayrama, kızgınlık, öfke anlamı var. Laid low their towers and houses frail. Frail burada zayıf anlamında. Laid ve lay'in geçmiş hali. Şey koymak, yani bir şeyi burada bir şey yapmak, yani onların kulelerini ve evlerini zayıf düşürmek olarak düşünebiliriz. Lay book on the table olarak kullanabiliriz mesela, yani kitabı masanın üstüne koymak. Lay'in, yani late geçmiş hali. L-A-Y birinci hali onun. O şekilde kullanım var. Burada işte ben öyle çevirdim. Kuleleri, evleri. Frail, zayıf, çelimsiz anlamı var. Zayıf düşürdü. Yani dragon ejderhanın öfkesine karşı işte kuleler, evler zayıftı. Yok eder, hepsini kolay bir şekilde yok edebilirdi. Bunu anlatmaya çalışıyor. Genel olarak da buradan işte son ikisi ejderhanın gücünü, diğer ikisi de işte bir tane zil çalıyor. Sonra adamlar soluk yüzle bakıyorlar gibi bir şeyler anladık oradan. The mountain smoked beneath the moon. Burası smoke sigara içmekten ya tütmek gibi. Yani mesela belki yanardağı düşünebiliriz burada. Ayın altında, binit altındaydı. Daha öncesinde de gördük kitap çevresinde bu kelime.
İşte ayın altında tüttü gibi mesela yanardağ hayal edin. Duman çıkardı olabilir. The wharves they heard the tramp of doom. Burada doom'un kader falan anlamı var da ölüm anlamı da var. Tramp'ta serseri berduş anlamı var ama ağır ayak sesleri de var. Ben o yüzden ölümün ayak sesleri olarak çevirdim burayı. Dwarf, cüceler, onlar ölümün ayak seslerini duydular gibi düşündüm. Yine farklı düşünüyorsanız mutlaka yorumlara yazın. They fled their hold to dying fall. Burada fled, fleeing, geçmiş hali terk etmek, kaçmak demek. Onlar işte their hold yani evlerini düşünebiliriz burada. Evlerini terk ettiler. Ne ya? Dying burada ölmek demek. Hani ölümcül gibi düşünebiliriz. Fall da çöküş anlamı var. Yani düşmek bir sürü fiil anlamı da var bunun. Ben böyle daha mantıklı geldi bana işte. Evlerini ölümcül çöküşe bıraktılar. Çöküş için. Kaçtılar yani. Ejderha falan basıyor, geliyor falan. Onu da birleştirirsek bu daha mantıklı oluyor benim için. Yine farklı düşünüyorsanız yazın. Beneath his feet, beneath the moon. İşte altında, ayaklarının altında, ayın altında diyor. İşte burada ölüm sesini duyuyorlar. Sonra kaçmaları daha mantıklı aynen. Birbiriyle bağlantılı. Sonra neydi? Ayın altında. Mountain Smoke burada. Ha şey. İşte ejderhadan dolayı yanıyor. O yüzden duman çıkıyor. Yani Mountain Smoke da oradan. O smoke yangından çıkan duman olarak düşünebiliriz. Yanalardan ziyade. Biraz daha oturdu şimdi. However, the Misty Mountains Grim. Burada sıfatları sona koymuş yine. Öncedeki bir yine aynı cümle vardı. Burada cold vardı. Grim de korkunç tabi. Biz onu da çevirmiştik. İşte soğuk puslu dağlar diye çevirdik. Bunda korkunç puslu dağlar. Buranın üzerlerinde. Burada two dungeons, deep and caverns, dim. Bu da aynı. Sadece dim yerine old vardı herhalde, eski mağaralara çevirmiştik. Zindanların derinlerinde, derin zindanlara. Dim de burada şey demek, sönük, donuk anlamında. Böyle işte sönük, karanlık gibi düşünebiliriz burayı. Karanlık mağaralara diye. We must away ere break of day. Yani burası aynı. Ere neydi önce? Hani gün molasından, yani akşam gün batmadan önce biz gitmeliyiz. To win our harps and gold from him. Win our harp. Burada harp müzik aletiydi işte. Arp veya harp olarak Türkçesi var. Harplarımızı ve altınımızı ondan kazanmak için. Yani savaş kazanıp işte altını harplarımızı edineceğiz. Demek ki altın harp vardı. Onun bahsi geçmişti. Hatta onu çalmışlardı ama. Yine işte şeyi şarkının benim anladığım kadarıyla şeye gidip ejderhanın aldığı bunlardan aldığı evini geri gidip işte altınlarını falan hepsini tekrar ele geçirmeyi konu edinen bir şeydi şarkı. Yine bir kelimelere bakalım. Hızlı hızlı. Pine, çam ağacı. Roar burada uğultu. Uğultu ses çıkarıyor. Hate burada yükseklikte. Mon da burada İnilti anlamında yine o rüzgarın çıkardığı ses gece özellikle. Flame burada alev. Spread yayılmak demek. Torch meşale. Blaze parlamak demek. Yine de Dale burada nehir değil de vadi daha güzel oluyor. Vadi. Pale burada soluk. Soluk yüzle bakıyordu. Burada ire şey öfke demek, kızgınlık. Fierce şiddetli. Frail burada çelimsiz, güçsüz, zayıf demek. Zayıf düşürmek. Kulelerini ve evlerini zayıf düşürmek olarak çevirmiştik. Beneath altındaydı. Burada Tramp of Doom. Tramp burada ağır ağır ayak sesleri. Sonra serseri falan anlamı da var. Doom'da ölüm. Sonra kader anlamı var. Ölümün sesleri olarak ben çevirdim. Fred Flynn'in geçmiş hali. Flee geçmek, kaçmak, terk etmek demek.
Dying'dan, die'dan geliyor burası. Ölmek, fall'da, düşmek, çöküş. Ben işte burada ölümcül çöküşe terk ediyor yani evlerini. 1002'nin altındaydı. Fit, ayak. Misty burada puslu. Grim, korkunç. Dungeons, zindan. Cavern, mağara. Dim de burada. Neydi? Donuk soluktu. Air, önce demek. Bu kadar. Break of Time'da evening olarak çevirmiş işte akşam gün batımı. Daha sonra normal devam ediyoruz. Umarım yine video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.